Bu iş bir tiyatroydu. Bu iş Tayyip'e yaradı. Bilmem ne, bilmem ne hesaplarıyla, kirli hesaplarla. Ve Cumhuriyet Gazetesi 17 Temmuz günü, işte 2 gün önce OHAL ilan edildiğinde PKK'lı sözcülerin OHAL'e karşı yazılarını ve manşetlerini veriyor. Yani şunlar zararlı olacak. OHAL'e karşı nasıl tepkide bulunacağımızı, nasıl tavır alacağımızı bize PKK'lı sözcüler mi öğretecek? Cumhuriyet Gazetesi'nin geldiği bu rezil durum nedir? Kendi tarihiyle, kendi yazarlarıyla iftihar etsin. Halk TV darbenin olduğu gece bu utançtır, utanç. Oraya Cunta'nın bildirisi hiçbir yerde yayınlanamıyor. Evet, TRT'de yayınladılar silah zoruyla ama silah zoruyla bir yayınlandı. İkisi de tepelediler. Ama Halk TV gönüllü bir şekilde bildiri yönlerini aldı. Burada da laiklik diyor, burada da Atatürkçülük diyor, bak yolsuzluklardan bahsediyor, bizden yana bu diyor. Halkı kasıtla manipüle ediyor. Kimi soktular ki Halk TV'ye? Cunta bildirisini onaylayacak, okuyacak kadar katil insanların yanında durdular. Tarih bunların hesabını verecek, şakası yok. Ve bir sürü insanın da, bu ülkenin soylu cumhuriyetin çocuklarını da kafalarını karıştırdılar. Ve ertesi gün ekrana çıkıp, bu da darbe mi, bu da tiyatro, şöyle de darbe mi olur gibi terbiyesizce, şımarıkça, lakaytça da yorumlar yapmışlardır. Herkesin aklındaki soru tiyatro. O günden sonra herkes bunu söyledi. Lan dünyaya en karanlık ve en kapalı kalmış Amazon yerlileri, belgesellerde izliyorsunuzdur, tarihin gerisinde kalmış. Uygarlık görmemiş bu insanlar bile. Hayatlarında her gün bir şey görürler. Tepeden geçen uçakları. Bu insanlar o tepelerinden geçen bomba yağdıran uçakları. Ankara'nın her tarafına bomba yağdı. Ve o meclisin bombalandığı parçalar da Halk TV binasına da değdi. Yani şarapnel parçaları. Genelkurmay'daki şarapnel parçaları Bahçeli'ye kadar geldi. Tunus'a kadar da gitti. Ve buna rağmen bu darbeyle bir halk savunmasının gerektirdiği günde halka iştah vereceksiniz. Halka cesaret vereceksiniz. Siz Sakarya'nın çocuğusunuz. Bu ülke işgal edilemez. Hadi hep beraber yan yana diyeceğine Cunta'nın yanında pozisyon almışlardır. Evet, CHP'lilerden. Yani, başbakan yani siz, ben sokaktaydım o gece. Sokakta kimse yoktu CHP'lilerden. Cumhurbaşkanı. Askerler bana silah çektiler. Ben sokaktaydım. Neredeydin Nedimşehir'de? Dalga geçiyorsunuz. Ben canımı koydum ortaya. Siz neden bahsediyorsunuz ya? Nedense bu noktada bu teşekkürleri göz ardı edip Cumhuriyet Halk Partisi yokturu anlatmaya çalışıyorsunuz millete. Yoktu ki. Yoktu üstelik. Biz vardık. Peki ama bu vardır. Biz orada o füzelerden bir tanesini mecliste çakacağız dedikleri haberi gelmesine rağmen meclisi terk etmedik. Meclis ayrı. Sokaktan bahsediyorum ben. Biz kimiz? Nerede durduk biz? Meclis ayrı. Ben mecliste olmadığını söylemedim ki. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın resmi açıklaması, ben bizzat çağrıyı yaptım diyor. Evet. Artık sürecektir yorumumuz olur. Çünkü bir, yani ortak o ortamda hani CHP'li vardı, yoktu. Bunları ortada Fethullahçı terör örgütünün bir kalkışması var. Herkesin canına kasteden, bu ülkeye kasteden bir örgüt var. Buna karşı Ben sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum, biliyor musunuz? Demokrasiyi savunmaya çalışıyorum. Hayır, asla. Demokrasiyi savunmaya çalışmıyorsunuz. Ne yapıyorum? Siz tetikçilik yapıyorsunuz şimdi. Bakın Nedim açıkça söylüyorum. Hayır. Bir dakika. Neyi savunuyorsunuz siz? Ben şimdi söyler misin açıkça? Darbeye karşı, bütün halkın, HDP'lilerin, CHP'lilerin, muhafazakarların, kim varsa, liberallerin, solcuların, sosyalistlerin darbeye karşı direnmesi. Ben de söyledim biraz. Ben size bir şey söyledim. Olursa hep beraber katılırız dedim. Ben size bir şey söyledim. Ben de. Nedim, şunu mu demek istiyorsun? Daha fazla tepki olmalı mı demek istiyorsun? Ben size bir şey söyledim. Ama sen bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmiyorsun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ile niye hesaplaşmıyorsun? Ben hesaplaşmaya girmiyorum. Sizin yalanınız nedir? Benim ya ben şey anlamadım. Biz halkı bilgilendirmeye mi geldik? Kavga etmeye mi geldik? Çatışmadan bahsetmiyorum. Bir saniye Celal Bey, Nedim Şener. Böyle ya ben gerçekten hani... Arkadaşlar. Yani bir saniye. Ben gerçekten şey anlamadım. Mete Bey, bir saniye. Nedim Şener. Peki şimdi bir dakika.